Efeoğlu'ndan herkese merhabalar. Ben Mimar Türker İsmailoğlu. Bu hafta sizlere görmeye çok alışkın olmadığımız yepyeni bir proje anlatacağım. Bu projeyi İstanbul'da bir işverenimizin arsasına tasarladık ve projemiz 6 yatak odasına ve 2 salona sahip 1020 metrekarelik eğimli bir araziye tasarlanmış, 334 metrekarelik bir projedir. Projemizin ilk başta vaziyet üzerinden bakıp daha sonrasında plan ve görsellerle devam etmeyi düşünüyorum. Vaziyet üzerinden projemizi incelediğimizde projemizin yüksek kısmının bu cep olup aşağı kısmının bu e, güney cephesi olduğunu sizlere belirtmeliyim. Girişimizi üst, kuzey, e, doğu tarafındaki cephemizden, sağlayıp hem yaya girişini hem de araç girişini bu cepheden sağlayıp devamında bir aks doğrultusunda eve ulaşabiliyoruz. Eve ulaştığımız zaman zemin katımız, üst katımız var ve bir de alt bodrum katımıza sahip bir proje. Görselleri ve planları daha iyi inceleyeceğiz. Ve aynı şekilde evin içerisinden bodrum kata ulaşabildiğimiz gibi dışarıdan da merdivenlerle beraber aşağı kata inebiliyoruz. Peki bu aşağı katta bizlere neler karşılıyor diye bakacak olursak aşağı kata indiğimizde ...evimizin bir bodrum katına ulaşabiliyoruz. Hem burada e, doğal yeşil alan olarak bıraktığımız... ...ve meyve ağaçlarının bulunduğu bir alanımız... ...devamında sert zeminle beraber... ...ve evin bodrum katına ulaşabildiğimiz bir havuz alanımız yer almaktı. Bu havuz alanımızın da ilerisinde... E, ...keyifli bir alan olarak tasarlamış olduğumuz bir oturma birimleri... ...burada konumlandırdık. Havuzumuzun özellikle güney cephesine doğru baktığını ve kuzey cephesinde olan kısımda birazdan görsellerde göreceğimiz gibi burada sert bir duvarla kapattığımızı görebiliyoruz. Bu evimizi tasarlarken müşterimizin bazı istekleri oldu. Özellikle çevresinden olabildiğince arınmış bir proje olmasını istedi. Ve biz de bu doğrultuda sırtımızı arka kısımda olan bir komşu evimize dönmüş olduk ve orada yine aramıza duvar çektik ve eğimle beraber Yol cephesine ağaçları konumlandırıp havuzumuzu biraz daha gizlemek istedik. Bu müşterimizin özel bir isteği doğrultusunda. Yoksa havuzumuzu tabii bu cepheye doğru yerleştirip güneşten güney cephesinden olabildiğince ışık almasını sağlayabilirdik. Fakat demiş olduğum gibi müşterimizin mahremiyet açısından önceliği bulunduğundan biraz daha havuzumuzu gizlemeye çalıştık. Ee, evimizi peki arsada neden orta kısma konumlandırdık diye soracak olursak evimizin Manzara cephesi şu anda mağusla gösterdiğim cephe. Yani güney batıya doğru bakıyor. Diğer cephelerde fazla bir manzarası yok. Ve bu manzaraya bakış açısından sağ tarafta ve sol kısımda e, olan yapılaşmadan dolayı buradaki manzara açıları engellenmiş durumda. Yani evimizi bu oraya da, e, buraya da konumlandırmış olsak öndeki yapılardan dolayı biz manzaranın açımız komple kapanmış olur. Sadece üst kattan manzaraya yönelmiş olacaktık. Fakat şu anda ortadaki boşluğu, Maksimum bir şekilde faydalanıp evimizi, arsamızı tam orta kısma konumlandırmayı düşündük. Aynı zamanda bunu da yaparken diğer arka kısımda bulunan komşu yapımızın da manzarasını kapatmayı istemedik. Kendisi de biraz daha sol kısma doğru yakın olduğundan dolayı. Bu ortadaki konumlandırmak her açı için bütün komşularla olan ilişkilerimizden gayet iyi bir sonuç verdiğini düşünüyorum. Evimizde plan üzerinden devam edersem, İlk başta yol tarafından ulaştığımız yer sirkülasyonundan sonra yapımıza giriş yapıyoruz. Zemin katımız 122 metrekare. Bu katımızda salonumuz, mutfağımız ve bir de odamız yer almakta. Diğer yatma birimlerimiz ise üst katta konumlandırdık. Giriş verandasından evimize girdiğimizde sağ tarafımızda üst kata ve aşağı inen merdiven alanımızı görüyoruz. Burada zemin olarak yerde seramik uygulaması düşündüm. Sol tarafımızda iki tarafı vestilerle ayrılmış olup, bunların orta kısmından bir genel banyo giriş yapmayı amaçladım. Genel banyo girdiğimizde bir tarafı duşakabı, bir taraf lavabo karşımızda lavabo ve bir tarafta klozet olarak planlamasını yaptığını söyleyebilirim. Burada da ikiye ayırma sebebimle daha çok iki tarafı farklı farklı kullanabilmek için iki farklı vestilerini ortaya çıkarmak için bir kullanım oluşturdum aslında. Devam ettiğimizde direkt karşımızda bir mutfak alanımız yer alıyor. Mutfağımız L şeklinde ve orta kısımda ada mutfak konumlandırdı. Bir mutfak alanı sahip ve mutfakta aslında en çok dikkatimizi çeken manzara tarafına yöneldiğimiz kısımda bir oturma alanı tasarladık. L şeklinde dönen bu sedir oturma alanının tam önüne de direkt manzaradan maksimum şekilde faydalanabileceğimiz genişçe bir pencere buraya kurguladığını görebiliyoruz. Buradaki demiş olduğum gibi tek amacım aslında manzarayı oturduğumuz zaman güzel bir şekilde faydalanmak ve mutfakla beraber burada keyifli bir alan oluşturmaktı. Yine bu oturma alanıyla mutfağımızda separatörle beraber biraz ayırdığımızı söyleyebilirim. Bu kısımda yine mutfaktan verandamıza geçiş yapabiliyoruz ve bu verandamızda aynı şekilde salondan da geçiş yapıyoruz. Salonumuza da gelmişken salonumuzda 31.2 metrekare bir oturma grubunun bulunduğu, arkalarında bir yemek masasının bulunduğu ve televizyon odamızı yerleştirdiğimiz bir salon kullanımı burada mevcut. Salonumuzdan verandaya geçişimiz komple bir cam doğrama ile bölünmüş durumda. Yani istenildiği zaman biz bu salonumuzu pencerelerini katlanır bir şekilde üst üste getirip verandayla beraber bütün içgariye getirebiliyoruz. Özellikle yazın bu çok keyifli olacaktır ve salonumuzun havuz kısmına bakan cephesine de olabildiğince geniş boyutta bir pencere Doğraması burada konumlandırdım. Burada dediğim gibi havuzdan e, faydalanabilmekti amacımız. Burada salonumuz biraz daha antreden geçtiğimizde açık bir şekilde tasarlandı. Sadece separatör yardımıyla direkt yemek masasına doğru ulaşmamız açısından bir yönlendirme amaçlı e, geniş kapı koymadığımız bir salon girişi konumlandırdık. Ve aşağı katta yine müşterimizin isteğiyle beraber e, içerisinde ev ve olduğu bir oda tasarlandı. Üst kata geçtiğimizde üst katta daha çok yatma birimlerine yer verdim. Bu katta toplamda 4 tane odamız yer almakta. Kattan yukarı çıktığımızda dikkatimizi çeken aslında müşterimizin yalıtımı anlamında bir talebi olmuştu. Demişti ki acaba katları birbirinden ayırabilir miyiz? Yani benim de böyle bir önerim olmuştu kendisinin Bu ayrımı zemin katta yapmayı istemedim. Çünkü oradaki görüntü pek hoş olmayacaktı. Kendisi de dedi ki yukarıdan çıkalım. Yukarı çıktığımızda holle arasındaki bağlantıyı kesip o şekilde odalarımıza dağıtalım. Müşterimiz de bunu kabul etti ve burada merdivenin sonunda e, göm, duvar içerisine gömülü bir şekilde olan sürgülü kapı ile beraber bu ayrımı gerçekleştirmiş olduk. Üst kata geçtiğimizde 3 odaya ait bir tane genel banyomuz yer almakta ve devam ettiğimizde e, odalarımızın metrajlarıyla beraber odalarımızın büyüklüğünü görebiliyoruz. Tüm odalarımızda dolap alanları gömme şekilde tasarlandı ve olabildiğince maksimum şekilde doğal ışıktan faydalanacak şekilde odalarımız konumlandırıldı ve pencere boşlukları da açılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu katımızda da bir tane evin odasına yer verdik. Bu odadan hem balkona geçiş yapıyoruz. Hem bu odanın içerisinde giyinme odası ve giyinme odasından geçtiğimiz bir tane evin banyosu yer almaktı. Ve buradan da yine balkonu manzara cephesine doğru konumlandırdık ve giriş cephesine doğru da yine yatak üstünde bir tane pencere açma ihtiyacı duyduk ışıktan dolayı. Ve bu katımızda da bir tane çamaşır odasına aslında yer verdik. Ve bunların hepsiyle beraber birinci katımızda 112 metrekare ve bodrum katını da inceleyecek olursak aşağı geçtiğimizde yine üst kattaki gibi bir ayrıma yer verdik. Buradaki ayrımı da yine duvar içi gömme sürgülü kapı ile beraber ayırıp diğer alanları açılabiliyoruz. Bu alanı olabildiğince keyifli olarak tasarlamaya çalıştım aslında. Bir tarafa geçtiğimizde misafir odamız var evet e bu kata ait bir tane banyomuz yer almakta ve evin genel ihtiyaçları için dışarıdan gelişli depomuz ve içeriden gelişli bir teknik odamız bu katta yer almakta. Ama bu katta keyifli olan kısım aslında salon ve veranda kısmı yani burada etrafını komple cam iken bir şekilde bölmelendirmeler yapıp istenildiğinde bu camları hep üst üste bir şekilde toplayıp bu alanı aslında komple açabiliriz. Birazdan görsellerde daha iyi bir şekilde açıklayacağım aslında size. Geçtiğimizde bir tarafımızda havuz, bir tarafımızda bahçemiz, ön tarafımızda manzaramız. Yani her alanın bütünleşik bir yapı haline gelmiş olacak bu alanımız. Ve Bodrum katımızda 100 metrekare. Görsellerden anlatırsam eğer devam edecek olursam. ilk başta malzeme bilgimize bakalım. Yapımız genel hatlarıyla sade bir cephe olarak tasarlamaya çalıştım. Ve bu sadeliğin içerisinde bazı malzemelerle beraber vurgulayıcı bir Etkenler oluşturmaya başladım. Beyaz olarak gördüklerimiz normal sıva üzeri boya. Ee, yine burada kırmızıya çalan bir renk olan. Burası da sıva üzeri yine boyayla vermiş olduğum bir renk. Doğramalarımız PVC doğrama. Ee, burada delikli olarak gördüğümüz alan. Yani dekoratif amaçlı yapmış olduğum kısım. Delikli metal levha. Diğer adı aslında meş olarak da e, söylenebilir. Bu meşleri günümüzde farklı alanlarda kullanılabiliyor. Eğer yapı olarak bahsedecek olursak hem dekoratif amaçlı hem de işlevsel olarak farklı amaçlar gidiyor. Bunun tabii yine şekli değişebiliyor. Burada mesela yuvarlak şekilli bir meş kullanmışım. Bu şekli istersek dikdörtgen istersek parçalı yani çok çok fazla şekiller var. Yani istediğimiz bir şekilde bile kestirebiliriz bu şekilleri. Burada kullanma amacım da aslında birazdan görmüş olacağımız hatta birazdan görmüş olacağımız oraya geçmeden önce buradaki malzememizi de bakalım. Burada ayırıcı malzememizde alüminyum kompozit kullandım. Burada yine çizgilerle beraber görebiliyoruz. Devam ettiğimde mesh'ten devam etmek istiyorum. Sonrasında da diğer detaylara gireceğim. Burada meşte görmüş olduğunuz gibi delikli bir yapı var. Burada bizim tercih ettiğimiz bir yapı aslında bu. Ben biraz daha sade ve keskin hatta olan bu evimizi biraz daha meşteki kullanmış olduğum yuvarlak hatlarla beraber bir ayrım, bir farklılık getirmeye çalıştım. Projemizi biraz daha yumuşatmaya çalıştım söyleyebilirim. Bu meşin amacı hem estetik görünmesi açısından yapının hem de işlevsel olarak benim arka komşumla olan ve arka komşuma bakan camlarımı içerisinin gözükmesini engelleme amaçlı yapmış olduğum bir e, kütle bir nesne obje diyebilirim aslında buraya. Ve dekoratif amaçlı da gayet e, farklılık getirdiğinde düşünüyorum projemize. Ya sirkülasyon alanımızda beraber sol taraftan bodruma inen alanımızı görebiliyoruz merdivenlerden. Sağ taraftan devam ettiğimizde ise evin giriş alanını görebiliyoruz. Yine girişteki merdivenlerimizin altı led şekilde aydınlatma yapmış olduğum bir giriş alanı olarak görüyoruz. Sağ tarafımızda yine kapıyı açtığımda arkadaki komşu parselle olan iletişim kesmek için karşısına koymuş olduğum bir sert duvarı burada görebiliyoruz. Ve bu duvarın üstünde yine alüminyum kompozit de panelle kapladığım ve arasından bağlantıları da dikmelerle beraber ve bu dikmelerin de bütüncüllüğünü balkonumun üstündeki saçakla beraber sağladığımı söyleyebilirim. Devam ettiğimizde sağ taraftan merdiven alanından bodruma girişimizi ve burada ağaç, bol ağaçlı yapımızı görüyoruz. Geçtiğimizde karşı tarafta depomuzun e, olabildiğince dikkat çekmeyen bir kapı olarak seçmeye çalıştım. E, ve giriş yoluna bakan e, üst kat ev odamızın camı ve mutfağımızın camını burada dikkatimizi çekiyor. Burada cepheden devam ettiğimizde yine aşağı kısmı bodrum kata yakından bir bakacak olursak balkonda kullanmış olduğumuz saçak bu saçağın aslında yapıyla çok fazla bütünleşik olduğunu düşünüyorum. Özellikle girişle beraber bütünlüğü sağladığını söyleyebilirim. Buradaki bir sonraki görselde anlatayım hatta. Ön cephemizde görüyoruz. Ön cephemizde dikkat ettiğim bütün cam açıklıklarını olabildiğince manzara tarafına çevirdim. Evimizin dediğim gibi daha çok ön tarafından manzaradan faydalanmak istedim. Çünkü gerçekten güzel bir alanımız var. Bol ağaçlıklı orman içerisinde kalan bir alanımız var. Ve buradaki manzaraya da yönelmişken olabildiğince açıklık alanlarla beraber yönelmek istedim. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Diğer alanları tabii bu kadar açık kullanmadım. Sadece manzara alanında kullandım. Örneğin üst kattaki odalardaki geniş pencereler olsun. Yine balkonumuza çıkan sürgülü kapımız. Salonumuzda kullanmış olduğumuz katlanır ve sürülebilen, birbirinin üstüne gelebilen camımızla beraber Mutfak alanında demin anlattığım bu yaşam alanının oturma alanının ne kadar büyük camla beraber keyifli bir alan haline geldiğini görebiliyoruz. Ve bu yaşam alanında olan kütleyi aslında tasarımda sarmal bir yapı içerisinde taşınabilir bir kütle halinde tasarladım. Özellikle bu açıdan daha iyi görebiliyoruz. Sanki biraz havada kalmış yani buradaki alüminyum kompozitin biraz daha taşı onu taşıdığını söyleyebilirim ve üst tarafta da o kütleyi saran bir yapı halinde bir tasarım amaçladım. Bu cepheden baktığımızda giriş cephesinden gelen meşimizin tam buradaki odamıza kadar geldiğini görebiliyoruz. Bir sonraki görsellerde orayı daha detaylıca görmüş olacağız. Aslında kullanım amacını daha iyi anlayacağız. Yine bu cephede havuz tarafına bakan cepheye ne kadar yöneldiğimizi aslında görebiliyoruz. Komple bir açık cam alanlar oluşturduk. Örneğin buradaki görselde baktığımızda cephemiz, yol cephemiz. Fazla bir açık alanımız yok. İki tane kullanmış olduğumuz penceremiz yer alıyor. Bu da aydınlık açısından. Fakat leke görsellerde hem havuz hem de manzara tarafına daha doğru bir şekilde yönelme açısından olabildiğince geniş açıklıklar bırakmaya çalıştım. Yine bu alanımızda bodrum katımıza yakından baktığımızda ne kadar güzel bir alanlar oluşturduğumuzu daha iyi anlayabiliyoruz. Bodrum kata geldiğimizde dediğim o sürgülü cam olayını komple açtığımızı düşünelim. Eğer ben buradaki sürgülü camları komple açarsam benim havuzdan tutun da ta arkadaki meyve ağaçlarıma kadar bu alanın komple aslında açık bir alan olacak. Yani belki aklımıza bazı soru işaretleri olabilir. işte temizlik açısından veya farklı işte dışarıdaki böcekler açısından farklı bir sorunlar aklımıza gelebilir. Ama tabii bunları ikinci plana attığımız veya bunların çözümünü bulduğumuzda daha keyifli bir hale gelecek. E, sol tarafta havuz alanımızı görebiliyoruz. E, yine gayet e, bu ev için der kullanışlı yaklaşık 32-36 metrekarelik bir havuz planlaması e, yaptım burada. E, misafir odamızın direkt sürgülü kapıyla hiç içeride bağlantısız direkt dışarı çıkabildiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde Bodrum katlı kullanmış olduğum salon mutfak alanından verandaya doğru çıkışımızı istersek bu alanı, istersek barbekü önündeki kapalı alanı çok güzel bir şekilde kullanıp gerekirse bir sonraki görselde kullanacağım biz başka oturum alanında çok güzel keyifli anlar yaşanacaktır. Hatta diğer görselden bakarsam burada bu barbekülü olan Veranda kapalı alanımızın uyumunu, oturma alanı yerleştirdik ve aynı şekilde havuzumuz ve havuzumuzdan devam ettiğimiz hem masa hem de oturma grubu koyduğumuz ya alanı görebiliyoruz burada. Yürüyüş alanından sonra ise tabi havuzdan çıktığımızda yine karşı tarafta iki tane bizim duş alabileceğimiz bir alan görmekteyiz. Devam ettiğimizde diğer evimizin köşesinden şu an cephemize bakıyoruz. Bu cephemizde meşimizin delikli yapısını aslında daha güzel algılayabiliyoruz. Örneğin plandan da dikkat ederseniz yapımızın bu şekilde olan formunu yani girintili çıkıntılı olan formunu meşle beraber düz bir şekilde geçip orada daha farklı bir kütle oluşturdum aslında bu meşin içindeki boşluklu yapıyı çok güzel bir şekilde kullanıp evin formundan ziyade kendine öz bir form oluşturduğumu söyleyebilirim burada görüyoruz burada girintili yapıyı meşle beraber düz bir şekilde geçmişiz ee, yine buradaki aslında amacımız buraya bakan merdiven camı olsun banyo camları olsun çamaşır odasının camını ee, yan parselle olan iletişimini kesme amaçlı kullanılabilirliğini artırmış durumdayız bu meşle beraber. Evimizin iç görsellerinden bakarsak buradaki zemin kattaki salon alanımız. Salonumuzda e, antre kısmından gelen tabi burada biraz karanlık çıktığını görebiliyoruz. Aslında karanlık değil fakat buradaki separatörden dolayı öyle bir izlenimimiz var. Kapısız olarak salonumuza geçiş yapıyoruz. Salonumuza geçiş yaptığımızda ilk başta yemek masamız ve oturma alanımız yer almakta. Yemek masasının arkasını bir duvar kağıdıyla değerlendirmeyi düşündüm. Televizyon alanımızı ise komple mermerden kaplayıp aslında mermer yerine mermer görünümü yani üzerine mermer kaplanmış bir ahşap burada görüyoruz. Çünkü maliyetinden dolayı mermeri ve ağırlığından dolayı mermeri bu şekilde kullanmaktansa bu tarz ahşabın üzerine yapılan kaplamalarla beraber mermer görüntüsü elde ettiğimiz yapıları görebiliriz aslında. Ve sağında solunda da ayna olarak değerlendirmiş olduğum alanı burada görüyoruz. Mutfaktaki mutfakla beraber yaşam oturma alanının güzel bir hava kattığını söyleyebilirim aslında. Yine buradan ada mutfak, L şeklinde mutfak ve tezgahımızın üstündeki geniş pencere alanımızı burada iyi bir şekilde görebiliyoruz. Yani buraya gelmeden önce belki burada L şeklinde olan oturma alanımız sadece manzaraya tarafına yönelmekten ziyade bu separatörümüz biraz daha uzayıp üzerine bir televizyon koyup burada yine istersek televizyon izleyebileceğimiz bir alana dönüştürülebilir. Bodrum katımıza geldiğimizde oturma alanını, mutfak alanını burada daha iyi bir şekilde görüyoruz. Tavanda kayar ledler, kayar spot aydınlatmalara yer verdim. Bu katta misafir odasıyla bu oturma alanını ayırmak için yine separatörler kullandım. Ve ekstra olarak diğer projelerimizde kolonlarla cam detaylarını birleştirdiğimizi daha çok görüyorduk. Bu projemizde ise cam alanının bile dışarıdan daha bütün bir şekilde gözükmesini istediğimden dolayı kolonları, Sürgülü camın içerisinde bıraktım ve iç salonla beraber, durum kattaki salonla beraber daha bütünleşik bir form burada oluşturmaya çalıştım. M30 3340-62 kodlu projemizin sunumunu sizlere gerçekleştirdim. Projemiz 3 katlı bir yapıya sahipti. Eğimli arazide tasarlamış olduğum bir projeydi projemizi baktığımızda çoğu kişinin apartman hissiyatı oluşturabileceği çoğu kişide veya gözle bakabileceği bir projeydi. Fakat bu projede olabildiğince o algıyı yıkmaya çalıştım. Çünkü o algıyı gerçekten 3 katlı eğer 3. kat çatı arası değilse o algıyı yıkmak çok zordu villa projelerinde. Ben olabildiğince kullanılan malzemelerle, ayrımlarla bu algıyı yıkmaya çalıştım ve yıkabildiğimi de düşünüyorum. Özellikle iç planlama olarak da bunu sağladığımızı söyleyebilirim. Bu proje üzerinde sizlerin de yorumlarını almak isterim. Nerelerde veya nasıl bir düşünceniz var? Neler eklenebilirdi? Veya bu tarz projeleri aslında ne tarz çözümler getirilebilir? Veya siz olsanız neler eklerdiniz? Bunları yorumlar kısmından bize belirtirseniz beraber üzerine tartışırız ve güzel bir çözümler bulmaya getiririz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.